بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli kardeşlerim, bugün sizlere çok kısa bir şekilde İmam-ı Azam diye bildiğimiz müştehitlerin büyüklerinden olan İmam Ebu Hanife Allah ona rahmet etsin. Onun hayatından, onun ilminden, onun siretinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Kardeşlerim Ebu Hanife rahimahullahu teala kendisi İmam-ı Azam diye isimlendirilmesinin sebebi gerçekten kendi asrında çok büyük bir imam olması ve fıkıhta çok derinleşip binlerce Şehh'ten alimden ders alıp binlerce talebeyi yetiştirmesi ve büyük bir mezhep sahibi olması sebebiyle gerçekten dinde, ahlakta ve Müslümanlara örnek hayat sergilemede büyük bir insan olduğu için ona İmam-ı Azam demişlerdir. Bu İmam-ı Azam dediğimiz denen kişi yani imamımız Ebu Hanife rahimullah kendisi En-Nu'man İbn-i Thabit. İsmi En-Nu'mandır. Kufa'da dünyaya gelmiştir Hicri 80. yılında. Ve 150 Hicri yılında da vefat etmiştir. Yani toplam 70 sene yaşamıştır. Irak'ta dünyaya gelmiş. Acaba kendisi Farisi miydi yoksa Arap mıydı bu konuda ihtilaf vardır. Fakat kendisi çok salih bir insandan doğmuştur ve küçüklüğünde İslami bir terbiyeden geçip ailesinin terbiyesiyle büyümüş, Kur'an-ı Kerim'i küçükken hıfz etmiş, İslami ilimleri küçükken öğrenmeye başlamış, fakat fıkıh ilmine girmemişti. Özellikle akaid ilminde ve buna benzer ilimlerde e, baya bir ilim tahsil ederken genelde gençliğini değişik fırkalarla münakaşa ederek geçirmiştir. Mesela Allah'ı inkar edenlerle münakaşaları olmuş. E, şialarla münakaşaları olmuş. E, mutezileyle münakaşaları olmuş. Kaderiye cebriye mezhebine mensup olanlarla cehmilerle ve değişik İslam fırkalarıyla münakaşalar yapmış ve bu konuda İslam'ı hep savunmuştur. Ve ilme yönelmesinin sebebi de bir gün İmam Şabi rahimahullahu teala Ebu Hanife'yi görüyor çarşıda ve diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Orada onun o zekasını, o atikliğini, o canlılığını, o dürüstlüğünü görünce diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Nerelere gidiyorsun diyor. O da ben ticarete gidiyorum diyor. Babamdan kalmış olan ticareti ben yapıyorum. Kumaş ticaretiyle meşgulmüş. Hayır diyor. Ben benim sordum diyor. Hangi şehirlere, hangi alimlere gidiyorsun? Deyince şu anda ben e, herhangi bir alime gitmiyorum deyince 18 yaşındaymış. İmam Şabi de demiş ki keşke sen alimlere gitsen. Ve Allahu Teala sana enerji vermiş, uyanıklık ve zeka vermiş. Keşke bunu ilim yolunda kullansan. İşte Hammad bin Süleyman'ın meclisine katılsan diye onu teşvik etmiş. Ve bu Hanife diyor o İmam Şabi'nin diyor nasihatı kalbime oturdu diyor. Allah beni muvaffak etti ve fıkıh derslerine o şekilde ben katıldım diyor. Hamad bin Süleyman rahimallah o zaman Kufede ilim verirken onun meclisine katılıyor ve kısa bir müddet içerisinde Hamad bin Süleyman Ebu Hanife rahimallahın zekasının çok yüksek derecede olduğunu, çok çalışkan, çok dürüst, çok samimi bir talebe olduğunu görünce kendisine yaklaştırıyor ve ona daha fazla özen göstermeye başlıyor. Ve derken Ebu Hanife rahimahullahu Teala genel anlamda ilmini Hamad bin Süleyman'dan alıyor. Onun dizinde, dizinin dibinde 18 sene boyunca oturuyor. Hamad bin Süleyman vefat edene kadar onun dizinden ayrılmıyor kardeşlerim. Tabi bu arada birçok şeyhten, birçok alimden de ders alıyor. Hamad bin Süleyman'dan alacağını aldıktan sonra ayrıyeten gidip değişik hocalardan da ilim alıyor. Tabi bazıları diyorlar ki Ebu Hanife Rahimullah hadisle pek iştigal etmemiş. Bu yanlış bir manumat. Ebu Hanife Rahimullah hadis ilmiyle de iştigal etmiş. Hatta sadece Hammad bin Süleyman Rahimullah'tan 2000 kadar ahkam hadisi almıştır. Ahkam içeren hadis almıştır. Ve gelen rivayetlere göre her sene hacca gidermiş ve hacca gittiği zaman değişik memleketlere uğrar ve özellikle Mekke ve Medine'ye de gittiği zaman oradan artık bazı ileri gelen alimlerine, üstadlarına, fakihlerine uğrar. Onlarla istişare eder, onlardan öğreneceğini öğrenir ve onlardan hadis tahsil eder ve fıkıhta kendisini zenginleştirirmiş. Kendisi toplam yedi tane sahabeye ulaşmıştır. O yüzden sahih kavle göre tabi'in olarak addedilir. Ebu Hanife Rahimullah Enes bin Malik son vefat eden büyük sahabelerdendir. Ona yetiştiği yeti onunla karşılaştığı, ona yetiştiği söyleniyor. 7 tane sahabe yetişiyor ve 93 tane e, ileri gelen tabi'in tabi'inden ilim alıyor. Toplam 100 kişi ve ayrıyeten 3900 daha üstattan, şehten, alimden, fakihten ilim alıyor ki toplam şehleri ilim aldığı şehler 4000 kadar şeyhi oluyor. Ve toplam 55 defa hacca gitmiştir. Yani her sene hac döneminde Ebu Hanife Rahimullah hacca gitmiş ve hac döneminde vaktini hac yapmakla ve ilim almakla ne yapmıştır? Geçirmiştir. Hamad bin Ebu Süleyman'ın yanında 18 sene boyunca oturup fıkıh öğrendikten sonra kardeşlerim Muhammed bin Süleyman vefat ediyor. Vefat ederken Ebu Hanife Rahimullah 40 yaşlarında takriben oluyor ve onun vefatından sonra onun kürsüsünde oturuyor ve oradan ilim vermeye başlıyor, talebe yetiştirmeye başlıyor. Tabi Ebu Hanife Rahimullah Genel anlamda büyük sahabelerden yani büyük sahabelerin dağıtmış oldukları ilmi almıştır Irak'ta. Mesela Ali bin Ebi Talip. Biliyorsunuz hilafeti Irak'a taşımıştı. Abdullah bin Mesud. Irak'ta bulunmuş, kadılık yapmış, müftülük yapmış. Bir sahabe Ebu Musa el-Eş'ari, Sa'd bin Ebi Vakkas, Hüzeyfe İbni Yeman, Ammar bin Yasir ve daha nice sahabelerin e, yaymış oldukları ilmi, ilmi ne yapmışlar? Ebu Hanife Rahimullah Irak'ta anmış. Ve dediğim gibi diğer memleketlere de gitmiş. Hassaten özellikle de Hicaz bölgesine sürekli gitmiş gelmiş. Hatta İmam Malik'le Rahimahullah'la karşılaşmış. Onunla bazı meseleleri münakaşa etmiş. Ve İmam Malik Subhanallah hayatımda ben böyle bir imam görmedim. Eğer ki bu direkt altındandır demiş olsa onun altından olduğunu sana ispatlayabilir o kadar onun e, şeyi zekası kuvvetlidir. O kadar bilgi sahibidir diye e, İmam Malik hayranlığını ne yapmıştır dile getirmiştir. Ebu Hanife Rahimullah kardeşlerim fıkıhta çok ileri seviyelere ulaşınca yani içtihat derecesine ulaşınca takriben asrında onun kadar neredeyse bir alim olmamıştır. O yüzden ona büyük bir imam yani İmam-ı Azam lakabını ne yapmışlar? Takmışlar. Evet kendisinin elinde bulunan hadis belki Medine ehlinin alimlerindeki ellerindeki var olan hadislere nazarın biraz daha az idi. Fakat elindeki var olan malzemeyle gerçekten çok müthiş bir fıkıh ortaya koymuş ve binlerce talebe yetiştirerekten Dünyada en fazla mezhebinin yayılmasına, en fazla onun ilminin, fıkıhta ilminin yayılmasına e, Allah-u Teala e, ne yapmıştır? Onun ilminin yayılmasını nasip etmiştir. E, Allah-u Teala ona böyle bir fazilet vermiştir. Ve büyük imamlar Ebu Hanife rahim Allah'ı övmüştür. Mesela e, İmam Şafi rahim El-Fukaha'u aletun ala fıkhi Ebi Hanife rahim demiştir fakihler, alimler Abu Hanife'nin ilmine muhtaçtırlar demiştir. Abdullah İbnül Mübarek yine büyük bir zat etba at tabiinden büyük bir zat Ebu Hanife'ye ulaşmış rahimullah ve ben onun kadar zamanında onun kadar büyük bir alim tanımam demiştir. Kene afkahu zamanihi zamanında en fakih insan oydu demiştir. Ve bir başka bir sözünde de kana afkahu min Malik rahimehullah demiştir. O İmam Malik'ten daha fakihtir demiştir. İmam Ahmed rahimehullah yine Ebu Hanife ye tabi yetişmemiş. Ebu Hanife'nin vefat ettiği senede İmam Şafi doğmuştur. İmam Malik Ebu Hanife'ye yetişmiş, karşılaşmışlar. İmam Şafi İmam Malik'ten ilim almış, إمام أحمد إمام شافدا إيمان مشتّر. إمام أحمد رحمة الله، إمام أبو حنيفة مشتر إن أبا حنيفة من العلم والورع جرك إيمدادير، جرك تقوّاضا، والزهد جرك زهّتة، وإيثار الآخرة وأزلك لا آهلتي ترجيه أت بمحل لا يدركه أحد. öyle bir konuma ulaşmıştı ki kimse onun o makamına ulaşamaz. Zühütte, takvada, ilimde, fıkıhta kendi asrının imamı olmuştur diye bu şekilde ne yapmıştır? İmam Ahmet Rahimullah onu ne yapmıştır? Övmüştür. Kardeşlerim Ebu Hanife Rahimullah çok büyük imamlar yetiştirmiştir arkasından. Hasaten İmam Ebu Yusuf kadıların kadısı olmuş. İmam Muhammed İmam Zufer ve daha nice büyük alimler binlerce alim yetiştirmiş ve o alimler başka talebeler yetiştirmiş ve o şekilde dünyada en fazla mezhebi yayılan bir imam olmuştur. Rahmetullahi aleyhi. Kardeşlerim Ebu Hanife Rahimullah'ın takvası ve zühdü dillere destandır. Kendisi çok zühd sahibi takva sahibi ve şüpheli şeylerden uzak durmada çok mükemmel bir imam olduğu için Abbasilerin Ebu Cafer el-Mansur adındaki o sultan döneminde yaşarken Ebu Cafer el-Mansur ona kadıların başına kadıyul kudat yani kadıların başına onu imam olarak geçirmek istediği vakit böyle bir makamı kabul etmemiştir. Sırf şüpheli şeylerden uzak durmak, daha müttaki yaşayabilmek, işte saraya saray e, hükümdarlarına yaklaşmamak, onlara meyletmemek, onlardan etkilenip meyledip de Allah korusun işte Allah'ın dininde uygun olmayan belki fetvaları vermemek ve daha özgür bir şekilde fetva verebilmek için takva açısından kesinlikle böyle bir makamı kabul etmemiştir. Ve Cafer bin Mansur, Ebu Cafer el Mansur bu konuda Ebu Hanife'ye çok baskı yapmıştır. Ebu Hanife rahimallah kadıların başkanı olmayı reddetmiştir. Kabul etmemiştir. Baskısını arttırmış hatta rivayetlere göre Ebu Hanife'yi en son hapse attırmıştır. Ve ona işkence yapmıştır. Ona Sürekli sopalar vurulmuş, hapiste tutulmuş ve hatta sahih kavle göre hapishanede de ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Allah ona rahmet etsin. Kesinlikle zamanının sultanlarından hediyeler kabul etmemiş, para kabul etmemiş, herhangi bir makama getirilmeyi kabul etmemiş ve onlara meyletmemiştir. Sırf hakkı anlatmak için, hakkı beyan etmek için ve batılı süslememek için, meşru göstermemek için zulmü meşru göstermemek için kesinlikle onlara zerre kadar meyletmemiştir. Onun ibadetiyle ilgili olarak genel rivayetlerde Kâne Ebu Hanife el -veted. Ebu Hanife bir direk gibiydi fi salati namazında bir direk sanki bir direkti diye o şekilde övmüşlerdir. O kadar uzun namaz kılarmış ki hatta gelen rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'i zaten kuvvetli bir şekilde hafızmış ve eğer ki işi gücü fazla olursa fıkıhla çok iştigal ettiği zamanlarda üç günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmedermiş. Üç günde bir. Ama biraz daha vakti müsait olduğu zaman da her gün hatim indirirmiş. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'le Haşir neşir olunmuş özellikle gece vakitlerinde gecesini ibadetle geçirirken sürekli Kur'an-ı Kerim'i kıyamda okur ve hemen hemen her gün ve, ve hatta üç günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmedermiş. Ebu Hanife onunla tacir olması, zengin olması hesabıyla hiç kimseden sadaka almamış, sultanlardan hiçbir hediye kabul etmemiş, maaş almamış ve kendi parasıyla geçimini sağlarken kendi parasıyla da ne yapmış? Talebeler okutmuş. Allah yolunda o parasını Allah yolunda infak etmiş. Mesela Ebu Yusuf rahimahullahı okutan küçüklükten yani masrafını parasını ödeyip de onu yetiştiren Ebu Hanife'dir. Ve kendisi ahdetmiştir. Ne zaman eve ben bir masraf yapacak olsam o kadar bir mislini de Allah yolunda infak edeceğim diye kendi kendine söz vermiş eve ne kadar para harcamışsa o kadarını da ne yapmışlar? Allah yolunda infak etmiştir. Yani servetini hep Allah yolunda ilim talebeleri üzerinde ve ilmin yayılmasında Allah'ın dininin yayılmasında ne yapmıştır? Harcamıştır. bir gün Sufyan-ı Sevri'nin yanında işte Ebu Hanife Rahimullah neredeyse Müslümanın hiçbir Müslümanın gıybeti, gıybetini yaptığı görülmemiştir diye onu övdükleri zaman Sufyan-ı Sevri Rahimullah da şöyle demiştir. Hüve aqal min en yusallit ala hasenatihi ma biha. Sevaplarını gidermeyecek kadar yani gıybete düşüp de sevaplarını gidermeyecek kadar bu nedir? Akıllıdır demiştir o imam. Sevaplarını bu şekilde gidermez. O çok zeki bir insandır. Diye onu ne yapmıştır? Övmüştür. Evet. İmam, imam Vaki yani Şafi, Şafi imamının hocası Rahimullah diyor ki emanette ve Allahu Teala'yı tercih etmede, tazim etmede Ebu Hanife gibi ben bir imam görmedim diye bu şekilde ne yapıyor onu övüyor. Evet Ebu Hanife Rahimullah hayatını ilimle, irfanla, takvayla, Müslümanlara fayda sağlamayla, Müslümanları irşat etmeyle geçirmiştir vefat ettiği zaman o kadar çok kalabalık Müslümanlar onun cenazesine katılmışlar ki hepsi bir mecliste sığmadıkları için altı defa onun cenaze namazını kılmışlardır. Rahimahullah son olarak Ebu Hanife Rahimahullah'ın ilimdeki fetva vermedeki mercisi ise şöyledir. Herhangi bir mesele ortaya çıktığı zaman diyor ki ben önce Allah'ın kitabına bakarım, Kur'an-ı Kerim'e bakarım. Eğer ki orada o meseleyi bulamazsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine müracaat ederim. Eğer orada bulamazsam sahabe-i kiramın fetvalarına, sözlerine bakarım. Eğer bir konuda ittifak etmişlerse onu alırım. Eğer bir konuda ihtilaf etmişlerse bu konuda iki görüşten birini tercih ederim ve onların görüşlerinin dışına da çıkmam. Eğer sahabe'lerin sözlerinde yoksa eğer ki tabiinin sözlerinde varsa İmam Nakai gibi, İmam e, İmam Nakai gibi, İmam İbn Sirin gibi, İmam Şabi gibi bu imamların sözlerinde varsa onlar e, fetva verdiği gibi biz de fetva vermeye kadiriz. Ve dolayısıyla iştihad yani ettikleri gibi o büyük imamları kendisinde ne yapmıştır? İştihad etmiştir. Ve kendisi bu konuda görüşünü ne yapmıştır? İçtihadını kullanarak beyan etmiştir. Ve Ebu Hanife Rahimullah'ın da meşhur sözü şudur. Eğer ki benim sözüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisine ters düşerse benim sözümü duvara vurun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini anın. Bu şekilde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bağlıydı. Rabbim bu imamımıza